Hanımlar, beyler, Pintipanda TV ekranlarına hoş geldiniz. Nasılsınız? İyi misiniz? Afiyetle misiniz? Umuyorum ki 2017'niz iyi geçmiştir. İyi değilse de eh işte geçmiştir. Ve 2018'den beklentileriniz daha olumlu, pozitif, keyiflidir. Malumunuz e, yılbaşı. Bugün de zaten şu anda 31 Aralık, saat 6. Benim de sizin gibi ya dışarıda gezip eğlenmem ya da evimde mandalinamı soyup Nasrettin Hoca e, şeyi kabuğu yapmam gerekiyordu parmağımla. Ama velakin onu biraz erteleyeceğim çünkü sinir bozucu bazı şeylere denk geldim. Anlaşılmaz biçimde şu anda ekranda gördüğünüz benim attığım tweet. Yani tabi anlayanlar oldu, anlamayanlar oldu. Kafasında soru işareti olanlar ya da Tuna bunu niye yaptı diye çözemeyenler oldu. Hem onları aydınlatayım hem de hakikaten bazı sığırlar hep sığır kalacak yani. Nerede olursa olsun onları da tekrar birkaç kelam etmek isterim izninizle. Şimdi malumunuz ee, bu Hürriyet'in altın kelebi harbi yıllardır devam ediyor. Ben de çocukluğumdan beri biliyorum yani. Ama velakin devir değişti. Çok da kimsenin sallamadığı bir hale geldi. Sonra adamlar akıllıca bir şey yaptı. Instagramer, YouTuber şeyi koydular. Ne denir? Bölümü koydular. Ödülü koydular. Malum ondan sonra biliyorsunuz işte Enes Batur aldı konuşmasını yaptı falan filan. Sonra işte imza kampanyaları bir şeyler bir şeyler ve şöyle bir açıklama geldi hürriyetten. Hürriyet'in 44. altın kere bıdı 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 bıdı. bıdı. Ödül töreninden sonra Enes Batur'un seslendirip yayınladığı videolarda çocuklara kötü örnek olabilecek görüntüler kamuoyunda ve hürriyet dünyasında büyük tepkiye neden oldu. Hürriyet çocuk hakları konusunu sosyal sorumluluk anlayışı içinde gören ve bu bilinçle yayın yapan bir gazetedir. <laughs> Hiç okumuyoruz çünkü 3. sayfaları, 4'leri, iç sayfalarımızı okumuyoruz. Neyse, gerçi okumuyorum ben de. İnternet sitesine girmeniz yeterli. Girmeyin bu arada. Sonra Hürriyet'in farkındalık yaratmaya çalıştığı çocuk hakları konusunda Enes Batur'un sorumsuz yayını okuyucularımız, sivil toplum kuruluşları ve Altın Kelebek jürisi tarafından kabul edilemez bulundu. Altın Kelebek jürisi hürriyet ilkelerini ve okuyucularımızdan da gelen tepkileri dikkate alarak bıdı bıdı ödülü iptal etti. Evet. Ben de buna dedim ki inanmadık sana hürriyet. Milyonlarca tık alırken aklın neredeydi? Ondan sonra hak edilmiş bir ödülü kıvırarak geri almaya çalışmak da sana yakışır. Şimdi burada ben tabii ki bu tweetimin arkasındayım ve sonuna kadar da savunacağım. Bunun Enes Batur'la vesaire de alakası yok. Bunun net yani milyonların gerçekten de milyonların göz önünde yapılmış bir haksızlıkla ilgisi var. Şunu malum ben edit yok bunlarda tekrar başa saracağım şarkıyı. Ona artık alttan bir şey geliyor alışırsanız. Olay şudur. Burada bazı e, izleyiciler ya da bazı arkadaşlar hak ederek alınmış ödül tarafına takılmış. Hani bu adam işte böyle böyle videolar çekti vaktinde. Neyini hak etti? Barış Özcan varken, Panda varken, o varken nasıl olur? Hak, hak etmekten kastımız ya benim kastım daha doğrusu bu siteye yani o oylamanın yapıldığı siteye yüz binlerce tık getirmesi bu adamın kitlesiyle beraber. Sonuçta hile hurda yok. Atıyorum Panda da orada vardı 5000 tık aldı. Enes Batur geldi 700 bin tık aldı ve kazandı. Hak etmek budur. İçeriğinden değil oylamadan bahsediyorum. Şimdi. Sözlük bu arada ben ekşi sözlük yazarım. Bilenleriniz vardır orada da Machiavellis Panda ki okurum. Neden ekşi sözlüğü okurum? Her ne kadar son 2-3 senede boka sarsa da malum yöneticilerden sonuçta hem sevdiğim insanlar hem bana katlı insanlar hem de ne olursa olsun Türkiye ortalamasının üzerinde bir şey var. Kullanıcı ne denir? topluluğu var. Şimdi sağ olsunlar burada da gerçekten teşekkür ediyorum. Çok güzel şeyler yazdı. Yani 500'e yakın enter var. 450'si olumludur. Tekrar tekrar teşekkür ediyorum bunun için. Ama bu olaydan sonra nasıl Twitch'te ya da YouTube'da popüler bir video çektiğimde garip garip kitleler gelir ya mesela Battlefield videosu 1 milyon izlenmiş biri gelir. Dedelerimi öldürdün nasıl sıkarsın falan der ya da Twitch'te 10 bin izlendiğimizde falan arada böyle olduğunda garip garip tipler gelir bu ne lan diye. Tabi böyle bir anda da hakkımda fazla enter girince ne oluyor diye baktım. Garip garip sağ olsunlar yine destek şeylerin yanında. Nerededir o? Ee, bu arada bazı olum yani yarı olumlu eleştirel şeyler var. Onlar başımla beraber. Mesela şu. Persona non grata tam adının hakkını veriyor. Persona non grata diplomasi de istenmeyen diplomatik misyon görevlisidir. İstenmeyen diplomat, istenmeyen adam ne dersen. Mesela Pinti Panda ne ank diye girmiş. Bu normalde 3-5 sene önce olsa sözlükte zaten formattan şutlarlardı da artık böyle. Hepsini okumayacağım bakabilirsiniz Pinti Panda yazdığınızda. Ne terörist seviciliğim kalmış ne Enes Batur'a yaranma çabam kalmış. Birkaç da öyle tweet gördüm filminde sana rol vermedi diye mi içine oturdu. Sana hiç yakıştıramadık Panda diyenler e var. Eyvallah hiçbir sıkıntı yok hani hayal kırıklığına uğrayabilsin yanlış anlamış olabilirsin. Bana yakıştıramamış olsun hiç hakaret ya da şey olmadığı sürece eyvallah. Şimdi hmm, şöyle bir şey göstereceğim size. Öncelikle dur hürriyeti bir açayım. Çok da uzatmak istemiyorum ama gene 10-15 dakika sürer bu arkadaşlar. Altın Kelebek ölmüş bir organizasyon. Kimsenin sallamanı. Size çok basit bir soru soracağım. 5 saniye içinde Google'a falan bakmadan. Altın Kelebek'te en iyi kadın oyuncu. Altın Kelebek'te en iyi yerli dizi. Ya yabancı en iyi dizi ödülü. Bilmiyorsunuz değil mi? %90'ınız da açıp bakmadı bile. Umurunuzda değil çünkü. Çünkü biz yani neredeyse %100'ü şeyden kopuk, televizyondan kopuk kendi nasıl diyeyim kendi ortamımızda bu internetimizde YouTube olur Twitch olur vesairemizde kendi yarattığımız ünlülerle kendi takip ettiğimiz insanlarla takılan bir nesiliz şu anda ki yeni gelen nesil de böyle olacak. Peki hürriyet saf mı şey yapar mı buna yani kayıtsız kalır mı? bu şeyi koydu. Ve işte Instagram'ı, YouTuber şeyine. Ve abartmıyorum milyonlarca tık almıştır. Yani düşün ki ben size 6 kişi sayayım ve ben bunların üçünden gerçekten nefret ediyorum. Söylemeyeceğim kim olduklarını ama Sezar'ın hakkı. Sezar'a inanılmaz kitleleri hitap eden şeyler. Kanal ya da şahıs bunlar. Enes Batur, Orkun Işıtmak, Berkcan Güven, Danla Biliç, Kafalar ve Cumali... C Neydi lan? Neyse Cuma Ali Ceberi yapan arkadaş. Bunların getirdiği siteye ve hürriyete getirdiği tık sayısını tahmin edebiliyor musunuz? Bir de diğer yanda en iyi kadın oyuncu adayları. Ayşe, Fatma, Hayriye, Canan, Subaşı bilmiyorum yani. Bir hesap yapın kabaca. 2 katı, 3, 5, 10, 100 katı ben size söyleyeyim. En iyi kadın oyuncu atıyorum 10 bin oy aldıysa, 10 bin oyla ya da 20.000 bin oyla seçildiyse en iyi... YouTuber ödülü milyon üzerinde oyla seçildi. Hani oylamayı bilmiyorum. Belki zoraki hepsini oy kullandırmış olabilirler ama asıl niyet olarak abartısız 100 katı. Ve bu adamlar doğal olarak bu klikleri her şeyi aldı. Reklam ajanslarını bilmem nelerini sponsorlarını her şeyini dağıttı. İşlerini bitirdikten sonra aa bak tekrar bakayım. Nerede tweetim? Aaa ...hürriyetin farkındalık yaratmaya çalıştığı... ...çocuk hakları konusunda sorumsuz Enes Batur. Hemen ödülünü geri aldık. Mission accomplished. Ee, görev tamam. İşte çocuk hakları kurtarıldı. Adalet sağlandı. Bilmem ne bilmem ne. Öyle bir şey yok ya. Şu anda eski medya... ...o yüzden ölmekte olan eski medya... ...resmen internet ünlülerini kullanarak... ...buraya tutunmaya, burada yer edinmeye çalışıyor. Çok net bir şekilde. Bunun birçoğunuz farkındasınız. Trendlere geleyim mesela burada Allah'tan bugün gene sevsem de sevmesem de YouTuber ağırlıklı bir trend var. Ama yani şunların her zaman Savaşçı 27. bölüm program şey fragmanı ve kendi yapım şirketi ya da kanal koyuyor. Payitaht Abdülhamit ne bileyim aşk ve mavi bilmem ne bunlarla dolar taşar bunlar. Bunları basmaya çalışıyorlar. Bu şeyde yani internette bu pastada ekmek sahibi olmak istiyorlar. Mesela neredeydi o? Enes Batur ödünün geri alınması ile ilgili konuştu. Haber Türk. Haber Türk'ü aranızda daha önce trende gören var mı? Yok. Ama oraya Enes Batur adını koyduğu an trende. Ya bu iş böyle. Başka bir örnek vereceğim dur. Hmm. O ne diyor pinç desem. Bunu aslında önceden hazırlamam gerekiyordu da kusura bakmayın. Nerede bulabilirim? Ha. Eee... En son videolardan bir hafta olmuş. Oğuzhan Uğur'la Pinç, Cahre'in sürpriz konu kadınlar, tercihler, aldatmak ve çocuklar. Şimdi biliyorsunuz o ne diyor? Özellikle Pinç sürekli trend 1-2 oynar. Yani kendi şey öyle. Konu kim olursa olsun Oğuzhan Uğur sayesinde onun muhabbeti ekibi 1-2'ye gider. Sizce neden bu başlıkta Enes Batur yok da Habertürk'ün ya da bilmem nenin herhangi bir televizyon kanalının başlığında var? Neden? Çünkü o ne diyor'nun ihtiyacı yok. O ne diyor zaten trend 1-2. Oraya Enes Batur belki gerçekten sürpriz yapmak için, belki gelebilecek tepkilerden çekindiği için koymamıştır. Bu arada dur alttan şarkıyı tekrar vereceğim kusuruma bakmayın. Unuttum ben onu. Arada şeyler çıksın istemiyorum da arka benim fan sesleri. Tamam ha. Değil mi? İhtiyacı yok. Ama Habertürk'ün var. İşte bu. Eski medyanın internet ünlülerinin ismine ihtiyacı var. Şimdi burada Panda yok Enes Batur'u savun. Yok bilmem ne. Ya bana ne anasını satayım ya. Adamın 5.5 milyon abonesi var. Bana mı kaldı savunmak? Ben savunsam ne olacak adamı? Zaten de almış. Yapacağı pop şeyini yapmış. Film fragmanı birinci sırada alan. Adam o filmi koyacak. Belki bir milyon çocuk gidecek. O bir milyon çocuk ailelerini götürecek. Yani Türkiye'de en kral yapım firmasının ya da yönetmenin ulaşamadığı rakamları bu film ulaşacak. Benim ne şeyim olsun bu adama. Ha ama yarın işte Enes Batur hak etmemişti ödül e, iade edilsin Barış Özcan'a verilsin Pinti Pandı. Nah verilir bize. Umurunda mı sanıyorsun? Orada bir etik kurul var. Hakikaten de inceliyor. Aa bak Barış Özcan ne kadar güzel videolar çekiyor. Bu adama biz ödül verin dedi. Sana gerçekten buna inanan var mı aranızda? Ben sanmıyorum ya. Yani bu kadar saf olacağını sanmıyorum. Yine tıklara bakacak. Yine ne kadar kitle, ne kadar nüfuz ettiğine bakacak. Dolayısıyla kalkıp da e, Enes Batur, Tukaka ki şunu da söyleyeyim ben çocuğu takip ediyorum. Gayet de son bir senedir, iki senedir düzgün işler yapıyor. Birçok gördüğüm insandan da akıllıca davranıyor. Ama onu savunmak, şey yapmak değil benim derdim. Sıkıntıyı anlatabiliyor muyum? Bu televizyon kanalı bu gazeteler internet ünlülerine muhtaçlar. Bunları kullanıp kendi işlerine geldiği gibi kullanıp ondan sonra da kenara atmanın ve burayı domine etmenin derdindeler. Şimdi aa ne güzel ödülü geri alındı oh iyi oldu. E, yarın yarın ne olacak? Yarın senin sevdiğin bir adamı yarın Barış Özcan'a aynı terbiyesizlik yapılsa. O zaman diyecek aa bu nasıl olur bilmem. Öyle olur işte. Vaktinde konuşmadığın için buna alkış tuttuğun için oh ne güzel oldu dediğin için konuşma hakkın yok şuna şu ödülün geri alınmasına haksız bir şekilde geri alınmasına alkış tutan adamı neye benziyor biliyor musun Beşiktaş 8-7'de e, sevinen geri zekalı Fenerliye benziyor ya da Fener 6'da 0 çektiğinde oh işte ne bileyim hak, hak ettiğiniz buydu sıfırsınız çöpsünüz diyen dangalak Galatasaraylıya benziyor Bir de Beşiktaş'a örnek verecektim aklıma gelmedi. Hadi bir de keko Beşiktaşlı diyelim. Şimdi hak geçmesin herkesi bir sormuş olur. Ama o orada senin ülke puanın, senin şeyinle ilgili Türkiye'nin puanı kayboluyor. Burada da öyle. Burada Twitch, YouTube bunların hepsi kendi içlerinde ayrı bir habitattır. Birleştiğinde internet bizim bütün eğlencemizi oluşturur. Ve burada özellikle de büyüklerden yapılan hani haksızlık yapılan birine ses çıkarmadığında yarın daha küçüklere, yarın kendi sevdiğin birine bir haksızlık yapıldığında gıkını çıkaramazsın. Öyle mal gibi kalırsın. Umuyorum ki kaç dakika oldu? 13 dakika oldu. Çok fazla lafı dolandırmadan yeterince açık anlatabilmişimdir derdim. Saf olmayın abi. Kusura bakmayın yani. Ödülü geri alındı ne ne değişecek? Zaten eğer olay şeyse Enes Batur televizyona çıktı, reklamını yaptı. Filmi de çıkmak üzere. Enes Batur'un kaybettiği bir şey zaten yok. Yani onun hani Enes Batur böyle böyle oldu diye sevinmek hani Tavşan Dağ hikayesi. Dağın umurunda değil zaten senin sevmen. Ama bunlar yarın artarak devam ettiğinde aa lan hakikaten oldu nasıl buraya geldik nasıl böyle hale geldik deme hakkın kalmayacak. O yüzden oturup bir haksızlık olduğunda o haksızlığa ses edeceksin arkadaş. Ha bana tepki ver beni sevme bilmem ne Enes Batur sevme o sev hiç. Zaten ne Enes Batur'un umurunda ne Orkun ne Berçin ne benim umurunda eğer gerçekten hani yıkıcı olumsuz, sevmeyen bir adamsan. Valla kimse sallamaz seni. Eleştirirsen dikkate alır, cevap verirler, anlatırlar. Ben de öyle yaparım. O yüzden farklı bir açıdan bakmanızı rica ediyorum sizden. Ya bu işler göründüğü kadar saf küçük şeyler değil. Yarın bir gün YouTube kapanabilir, Twitch kapanabilir. Sırf bu televizyon yani eski medyanın, ölü medyanın baskısıyla, rütükle bilmem neyle belki hükümet desteğiyle de olabilir. O zaman kalırsın işte. Mal gibi bömbön kalırsın. Evet benden bu kadar. Umuyorum derdimi anlatabilmişimdir. Hepinizi kocaman öpüyorum. Biraz böyle lap diye gördüğünüzü atlamadan önce kekoluk yap. Herkesi demiyorum bunu. Yapanlara diyorum. Kekoluk yapmadan önce hakaret ya da iftirada bulunmadan. La terörist sevici demişler ya dangalık. Askerliğini bile yapmamıştır onu yazan keko. Bu şey yapmış sallıyor. Neyse düşünün sizden ricam bu. Bu arada tabi eleştiriler ya da anlamayan arkadaşlar sanıyorum olayı anlamışsınız. Olay yani Panda, Enes, Batur, Orkun, ne bileyim, Zahre, Berkcan falan değil. Bambaşka bir şey. Old, ben kaçıyorum, gideceğim. Evi temizledim, mandalina falan alacağım. Hadi, esen kalın.